Kredi kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği olarak her zaman olduğu gibi hasat döneminde şu anda biliyorsun. Gerek çiftçilerimizin hububat hasadı, gerekse yem bitkiler olarak yonca ya da çayotu hasatları yapılmakta. Çiftçilerimizi arazide ziyaret ediyoruz. Çiftçilerimizin sıkıntılarını varsa özellikle hemen elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Bu sıkıntılar nedir? Bunları yukarıya Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne iletmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde özelde, yerelde, diğer bizim ortak paydaş kuruluşlarla bu bilgileri paylaşıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün itibariyle çiftçilerimiz hem hasat dönemine girmiş, biz de kurum olarak tahsilat dönemine girmiş bulunmaktayız. Çiftçilerimizin durumu iyi olursa, çiftçilerimizin ürünü iyi olursa, bu her türlü ürün, işte hayvanı para ederse, hububat para ederse, çiftçilerimiz de borçlarını getirip bize yatırmaktadır. Biz de bu yönde gerek teşkilatımızın üst kısmına bilgiler taşıyoruz, gerekse kendi yerelde yapabileceğimiz paydaş kuruluşlarımızla bunları paylaşıp çiftçilerimiz için ne yapılabilir? Bu konuda diğer paydaş kuruluşlarımızın yetkili idaredeki arkadaşlarımızla da toplantılar yapıyoruz. Burada varsa bir sıkıntı, bunları giderme yönünde çabalarımız devam ediyor. Şu an itibariyle biz hububat alımı, özellikle arpa ve buğday alımlarını Tarım Kredi Kooperatifleri olarak her bir kooperatifimizde bize bağlı olan 5 ilde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır illerinde yapmaktayız. Bunları çiftçilerimizin ürünlerini ürün değerlendirme kapsamında alıyoruz ve tekrar ihtiyacı olan diğer bizim kendi şirketlerimize aktarıyoruz. Nedir bu şirketlerimiz? Özellikle arpayı kendi şirketimiz olan Tarım Kredi Kooperatifleri yem fabrikaları genel müdürlüğü kanalıyla değerlendirmiş bulunmakta. Burada yapılan yemler tekrar ortaklarımıza ne yapıyor? Döngü şeklinde dönüyor. Onların ihtiyaçları, yem ihtiyaçları, karma yem ihtiyaçları ortaklarımızın hayvanlarını bu şekilde karşılanmış oluyor. Burada amacımız şu, çiftçimizin hakikaten büyük emek, büyük sıkıntılar çekerek üretmiş olduğu ürünlerini değerinde almak, değerinde pazarlamak. Yoksa çiftçimiz illaki ürününü bize versin, illaki borcuna karşılık ürün versin gibi bir şey içerisinde de hiç olmadı. Gerek peşin para vermek suretiyle alıyoruz, gerekse borca mahsup dediğimiz, bizden daha önceki almış olduğu girdilere karşılık yapmış olduğu kredi borcuna istinaden de mahsup işlemi de yapabiliyoruz. Ama çiftçimizin acil ihtiyacı olan nakit ihtiyacını karşılamak üzere de kendisi talep etmesi halinde nakit para olarak da kendisine ödemede bulunuyoruz. Çiftçilerimiz şundan emin olsunlar. Biz çiftçimizin üretmiş olduğu her bir ürünü kıymetinde, değerinde pazar bulmasının yolunu açmaya çalışıyoruz. Ki çiftçimizin ekonomik gücü yükselsin. Çiftçimiz güçlüyse biz Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği olarak da bunu hemen hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Bu hemen tahsilatta kendisini gösteriyor. İkrazatta kendisini gösteriyor. Çiftçi memnuniyetinde kendisini gösteriyor. Biz Erzurum Bölge Birliği hinterlandında bulunan çiftçilerimizden hakikaten memnunuz. Çiftçimizin elinde olduğu sürece, çiftçimizin ürünü para ettiği sürece çiftçimize getirmek ve borcunu yatırmaktadır. Ben şimdiden çiftçilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum.